Ve sevgili Başak Burcu, sevgili Başaklar için önce 5. evinde çocuklar, seyahatler, ev ortamındaki konular, daha sonra da yuva, ev, 4. ev alanında, dolayısıyla kariyere de sirayet eder bu. Merkür retro olacak. Şimdi bu evde devasa kavgalar, birilerini şahit tutacağınız kavgalar olabilir, bunu gösteriyor. Ama herkes sakin, süt liman ve alttan alan olursa bu yaşanmaz. Öncelikle 25 Kasım 13 Aralık arasında yaşanabilir görünüyor. Eğer biz bunları atlattık, bertaraf ettik, olmadı böyle şeyler diyorsanız, 13 Aralık'ta 23 Aralık arasında öncelikle çocuklarınızla tartışmamaya, daha sonra yine 23 Aralık 2 Ocak tarihleri arasında ev ortamında tartışmamaya dikkat edeceksiniz. Dolayısıyla ben size 20 Ocak'a kadar aynı şeyleri tekrar tekrar uyaracağım, tarihler vererek. Ev içinde, hani kişiler arası, anne baba arasında olabilir, siz onlarla olabilir veya eşinizle evliyseniz olabilir, çocuklarla olabilir. Taşınma ile ilgili görüş ayrılıkları, evi taşımak, evi satmak, başka ev almak veya kiralığa çıkmak gibi bir sürü konuda, şehirden taşınmak konusunda, seyahatler ve tatiller konusunda hep bir fikir ayrılıkları olabilir. Herkes ayrı telden çalıyor olabilir. Şimdi bakınız, burada aile içinde önemsediğiniz kişilere bir taahhütte bulunmamaya gayret edin. Bu evi satalım, sonra 3 değil 5 odalı ev alalım gibi taahhütleriniz olmasın. Şu ara tutamayacaksınız, böyle görünüyor. Ve bir takım taahhütlerinizin şu ara hesabı sorulabilir, yapamadınız ise, ki bugüne kadar gerçekten güzel bir evlilik götürüyor da olabilirsiniz. Anlamsız sebeplerden tartışma gündeminiz var. Ama hatalar veyahut da bugüne kadar verilmiş sözler ya da dönen dedikodular ifşa olacak olabilir. Şimdi çok hızlı birlikteliklerde çok hızlı ayrılıklar var. Ama benim epeydir ayrıldım, Ekim ayında, Kasım ayında diyorsanız, bu kişilerle yeniden de yollarınız birleşir. Hani biraz sürüncemede bırakmak iyidir. Tamam, görüşelim ama eskisi gibi olmayalım deyip biraz ağırdan almak 2 Ocağa kadar iyidir. Görüşüyorsanız eski modda, eski tonda, samimi olmasanız iyidir. Ve resmen bu ara 5. evdeki Merkür retrosu sınav veriyor gibi yapacak. Satürn'ün de 60'lık açısı var buraya, 5. evinize. Sınav, sanki bir sınavdaymışsınız gibi, anneliğiniz, babalığınız sınanıyormuş gibi hissettirebilir. Umarım kazasız belasız atlatırız. Seyahatlere dikkat, para harcamalara, normalden çok harcamalara dikkat. Zaten söylüyoruz her zaman bunu. Umarım güzel bir Aralık ayı olur. Kazasız belasız bir Merkür retrosu olur. Beni takipte kalınız. Hem videolarımızı beğenecek olursanız, bunlar bize hani kuruşlar bazında güzellikler getiriyor, ama bir yandan katıl butonuyla da bana destek olmaya katılabilirsiniz. Görüşmek üzere. Sorularınızı bekliyorum. Hoşça kalın.